TRT ekranlarından herkese merhabalar. Sevgili seyirciler, Batı Trakya'daki yolculuğumuz tüm güzelliğiyle, tüm doğallığıyla devam ediyor. Batı Trakya'daki ikinci durağımız İskeçe'den selamlıyoruz sizleri bu hafta ve şu an bulunduğumuz yerse İskeçe'ye yaklaşık 22 kilometre uzaklıkta olan bir Türk köyü, Şahinköy. Sizler de hazırsanız Buram Buram Memleket Kokan programımız başlıyor. Değerli izleyenler, Batı Trakya'da bizleri muhabbetli ve samimi bir şekilde karşılayan, aynı zamanda ağırlayan kıymetli bir konuğumuz var. İskeçe Müftüsü Sayın Ahmet Mete. Hocam hoş geldiniz programımıza. Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk, safa bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Sizi gördük, daha iyi olduk. Sayın Müftüm, Batı Trakya'da eğitim alanında da ciddi problemler var. Biraz bu sorunlardan bahsedelim isterseniz. Şimdi anaokulları biliyorsunuz, devletler bunları mecbur ediyor. Bizde azınlık okulları iki dillidir. Türkçe ve Yunancadır. Hı hı. Biz bunu talep ediyoruz Yunan devletinden. Anaokullar açılıyor, çocukların gitmesi mecburi kılınıyor fakat yalnız Yunan dili üzerinden. Şimdi yalnız Yunan dili üzerinden ne olacak canım diyenler var. Şimdi ben bazen bizim insanları da anlamada güçlük çekiyorum. Efendim bizi dinleyen bir sürü insan şimdi ne olacak canım Yunanca öğrensin. Yunanca öğrensin ama... Evde nasıl olsa öğreniyor diyenler fakat, vardır belki. Fakatı var. Koca bir soru işareti. Sabahleyin o Yunanlı öğretmen geldiği zaman yanında kimse yokken 6 yaşındaki çocuk yalnız başına kapının yanında şöyle bir istavrosunu yapıyor. Güneş doğarken çocuk bunu görüyor. Orada efendim Yunan adetlerini, Hristiyan adetlerini öğretiyor. Sen kalkıp da yalnız dil mi öğrettiğini zannediyorsun? Senin eğer Müslümanlığın ve Türklüğünden yavaş yavaş kırpılmaya başladığı zaman biz bugünlere nasıl geldik? Bu değerlerimize sahip çıkarak geldik. Şimdi bunları feda ettiğiniz zaman o zaman hiç Türklükten, Müslümanlıktan Batı Trakya'da bahsetmezsiniz. Buyurunuz Rodos. Evet. Rodos'u her gün televizyonlarda görüyoruz. Orada 4000 efendim Müslüman Türk var. Camileri bütün kapalı. Efendim gönderdiğimiz din adamları kovuluyor. Türkiye'den gelen din adamları da kovuluyor. Böyle bir şey mi olurmuş? İnsanların Türk demeye, Türk'üm demeye, Türkçe konuşması yasak. Azınlık okulu kapanmış. Evet. Yani Yunanca öğrensin demek meseleyi çözmüyor. Veyahut da biz yalnız Yunanca niye olmasını istemiyoruz? Meselenin çünkü temelinde çok derin efendim sıkıntılar var. Onun için biz diyoruz ki iki dilli olsun. Türkçe ve Yunanca olsun. Nasıl azınlık okulları ve hakkımızdır o bizim. Her yerde öyledir. Yani bir Yunanlı Türkiye'de İstanbul'daki azınlık Rum azınlıktan Yunanlı nasıl ki iki dilli açabiliyorsa, nasıl Rum hastanesi varsa, nasıl efendim Ermeni hastanesi varsa, nasıl üç çocukla ve bir tanesi Türk, üç çocukla okul açılabiliyorsa, burada 10 çocuklu okullar kapanıyor. Ve buna hiçbir şekilde biz itirazlarımızı efendim duyuramıyoruz. O okullar kapanıyor, gidiyor. Sevgili seyirciler, İskeçe Meydanı'nda çekim yaparken Türkiye'den gelen yurttaşlarımızla karşılaştık ve kendileriyle sohbet etmek istedik. Hemen tanıyalım sizi. Ben İsmail Nezir, aslen Gümülcineliyim. Burada arkadaşımın doğduğu yere geldik gezmek için. İşte dolaşıyoruz buralarda. Türkiye'de nereden geldiniz? İstanbul. İstanbul'un neresinden? Beylikdüzü'nden geldim. Beylikdüzü'nden geldiniz. Evet. Hemen size de merhaba diyelim. Sizi tanıyalım. Adım Mehmet Özgür. Ben de İskeçe doğumluyum. Ama İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul Bahçeli Evler'de yaşıyorum. Dolaşmaya geldik. Hem akraba ziyaretleri öyle hem mi? Hem akraba ziyaretleri hem de doğup büyüdüğüm yerleri görmek için buraya geldim. Peki hoş geldiniz tekrar. Sizi hoş tanıyalım. Ben Mehmet Özgür Neşe Gülya Özgür. Ben İstanbulluyum aslında ama eşimin köyünü görmeye geldim. Geziyoruz. Beğendiniz mi? Neler hissediyorsunuz çok burada güzel, olmak? Çok güzel, muhteşem. Bayramda da buradaydım. Çok güzel. Selanik'e gittim. Sık sık gelip gidiyorsunuz demek ki. Gördüm, gidiyoruz evet. Gidip geliyoruz. Peki herkese tavsiye eder misiniz? Hem de nasıl? Herkes gelsin, herkes görsün. Evet, peki, herkesi bekliyoruz. Selamun aleyküm. Oo, başkanım da buradaymış. Hemen başkanımı yakalamışken bir çay süreteyim kendime. Onun ustasıyım, ben onun kılını kolu çıkıyor dedim, ben onun kılını eleyen kişiyim. Allah Allah. Ben kırıkçıyım. Başbakanın kolunu mu? Başbakanın kolunu aldım mı, reis geldiğinde kolu çıkıyordu.
Allah Allah. Sevgili seyirciler, Başbakanımız, yeni Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan daha belediye başkanlığı zamanında kolu çıkardı, ben onu iyi ederdim diyor abi. Çıkıkçıyım evet, diyor. Benim, evet. Benim dedem de çıkıkçı. Evet, ne mutlu ona demek. O da Bulgar evet. Göçmeni. Ama şunu unutmasınlar adımı, Türkiye'nin içerisi çok boşluydu ona. Türkiye'de 3 tane insan geldi. Menderes, Özal, Tayyip Erdoğan. Evet, yine bir kahvedeyiz sevgili seyirciler. Şahinköy'de. Selamünaleyküm. Hoş bulduk abi. Merhaba. Hemen tanıyalım sizi, merhaba. Benim adım Muhterem Halilloğlu. 1962 Şahin doğumluyum ama İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da yaşıyorsun. Evet. Siz de buraya gezmeye geldiniz. Gezmeye geldim. Kızım var burada benim. Eyvallah. Ne zaman geldiniz? Vallahi Ramazan'da geldim işte. Bir aydır hemen buradayım. Bir aydır buradasınız. Ne zaman dönüş? Vallahi belli değil herhalde. Bu aydan sonra döneriz. Peki. Allah hayırlı yolculuklar versin inşallah. Seni de tanıyalım. Kendisinin oğluyum ben de. Oğlum. Sen de İstanbul'dasın. Evet, ben kendim İstanbul doğumluyum. Orada doğma büyüme oralıyım. Burada şimdi, tatildeyim. Türkiye'de burayı bilmeyenler var. Evet. Onlara söyleyeceklerin nelerdir? Buralara gelsinler, görsünler mi? Buraların tabii ki havasını de, tabii alıp ki çayını içsinler mi? Balkan havası paha biçilemez. Yani buranın havası solumaya değer. Havası güzel, suyu güzel, ortamı güzel, eti lezzetli. İnsanların eşeliği gayet güzel. Mutlaka gelmeniz lazım sevgili tavsiye seyirciler. Ediyoruz. Bir de okulların yetersizliği, kapasite olarak yetersizliği konusu var galiba Sayın Müftü. Tabii okullar da yetersiz. Düşünün siz şimdi, efendim İskeçe'nin içerisinde bulunan Türklerin bir azınlık ilkokulu var. Ve mahalle mahalle bölünmüş, devlet mecbur etmiş, mahallendeki ilkokula gideceksin diyor. Azınlık okuluna gitmeye sana müsaade etmiyor. Bir ortaokul, bir lise var. Tombalayla ortaokul, liseye çocuklar gelecek. Kurrayla gelecek. Allah. Böyle bir sistemi düşünün bakayım siz. Azınlık lisemize bu sene müracaatlar var. Çocukların yarısı alınacak ve nasıl belirlenecek? Eskiden kurra aileydi. Şimdi tekrar kurra sistemine geçecek. Okulu yenilemeye müsaade yok. Yeni okul yapmanıza müsaade yok. Başka okul açmanıza müsaade yok. Kapasiteyi artırmaya müsaade yok. Ek bina müsaade yok. Yok 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 yok. Yokluk içerisinde işte var olmaya çalışıyoruz. Okullardaki din eğitimi durumu nasıl Sayın Müftü? Şimdi din eğitimi, tabii bu da işte bu akademi dediğim öğretmen okulu çıktıktan sonra eskiden köyün imamları okullarda din dersi hocası olarak vazife yapıyordu. Hı. O zamanlar Kur'an-ı Kerim olsun, din dersi olsun öğretiliyordu ve Türkçe üzerindendi. Tabii zaman geçtikçe bu hocalar yaşlandı, emekli oldu, bazıları öldü. Akademi öğretmenlerinden bu sefer din dersi hocası da koymaya başladı. Bunu koymaya başladıkları andan itibaren biz Kur'an kurslarımız, camilerimizde Kur'an kursları açtık. Ve şu anda, çünkü orada eğitim yok. Din dersini bilmeyen bir adam, Kur'an bilmeyen bir adam ne kadar eğitim yapacaksın? Türkçe bilmiyor, din bilmiyor, din dersi verecek, hocalık yapacak, öğretmenlik yapacak. Yani böyle bir karmakarışık bir şey. Evet. Biz camilerimizde din görevlilerimizi, vaizlerimizi, imamlarımızı hepsini vazifelendirmek suretiyle şu anda her camide Kur'an kursu var. Ve bütün köyün çocukları okula gider, okuldan dönerler. Bu seneki kayıtlarda 2700 öğrencimiz bütün kış okuldan çıkar, yemeğini yer, camiye gelir, Kur'an kursunda dini tedris aslında hem görür. Kur'an-ı Kerim hem din eğitimi. Hem Kur'an-ı Kerim hem de din dersi, tecvid, fıkıh, akaid ne gerekiyorsa hepsini vermeye çalışıyoruz. Bir diğer mesele de vakıflar meselesi Sayın Müftüm. Bu da aynı zamanda bir problem. Biraz da buradan gidelim. Vallahi deveye demişler, boynun neden eğri, nerem düz ki demiş. Şimdi sizde vakıflar meselesi de aynı müftülük meselesi gibi. Seçimle iş başına gelmesi lazım. Fakat maalesef oraya da Yunan devleti tayin, junta döneminden sonra kalan tayinli vakıf cemaat reislerini bıraktı. Ve şu anda Batı Trakya'da, bütün Batı Trakya bölgelerinde camilerimiz vakıflarla buluşmaz. Vakıf başkanları müftülerle buluşmaz. Ayrı bir şey. Vakıfların kime peşkeş çekildiği belli değil. Efendim satıldıklarını görüyoruz. Takas edildiklerini görüyoruz, kaybolduğunu görüyoruz. Efendim 1 euroya kiraya verildiğini duyuyoruz. Yani sahipsiz bir şekilde. En son bizim 2 sene önce işte eski İskeçe'nin olduğu mahallelerden Arem Mahallesi'nde bir mezarlık efendim şeye verildi, su idaresine verildi, makineler girdi.
Biz o zamanın vekiliyle beraber gittik, TRT geldi, çekimler yaptık, şikayetlerde bulunduk. Efendim yok orası vakıf değilmiş, Ormaniye'ymiş diye bir söylenti çıktı. Orası durdu, durdurduk en azından, durmasına sebep oldu. Fakat batırdılar mezarlığı ve vakıf idaresi Ormaniye'ye, Ormaniye su idaresine belediye vermiş ve sahipsiz bir şekilde Yunan devleti kendi tayinlisine her şeyi yaptırıyor. Mezarlarımız sahipsiz ki o mezarlık öyle bir akıbet yaşadı. O açıdan sistematik bir şekilde azınlığı eritme politikalarıdır bunlar. Eğitim olsun, müftülük olsun, vakıflar olsun bunlar hep kangren olmuş sorunlardır. Biz Türkiye'den bu hususlarda biraz daha çok eğilmesini hep bekliyoruz. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de vakıflar, azınlıkların vakıfları verildi. Hatta İstanbul'un en güzel yerleri, hatta çok çok pahalı vakıflar. O vakıfların binde biri bizim vakıflar yapmaz. Yapmamasına rağmen buradaki camilerin bakımı onlara bağlı. Efendim imamlarımız, İskeçe mesela imamları oradan ödenirdi. 20 seneden beri imamların parası verilmiyor vakıftan. Vakıfta para yok. Devlet cezalar yağdırmış, borç altında bırakmış. Vakıf hiçbir şeycik yapamıyor. Kuklalar geliyor. Kuklalar da yüksek maaşlardan dolayı gelen paralardan da hiçbir istifademiz yoktur. Bilgimiz yoktur. Vakıf var mıdır, yok mudur? Hiçbir şekilde efendim azınlık faydasını göremiyor maalesef. Bu konu Türkiye'ye söyleyecekleriniz ya da beklentileriniz nedir? Vallahi Türkiye'ye hep söylüyoruz. Mütekabiliyet esası ortadan kalktı, yanlış. Buradaki Türkler neyse oradaki Rumlar. Biz anlaşmalı tek azınlıkız. Ve bizi Türkiye ile Yunanistan anlaşmalı bir şekilde. Ha oradaki Rumlar kaçmış, almış mallarını satmış, Atina'ya yerleşmiş. Buradan da bir sürü insan kaçtı. Ama gariban insanlar, malı olmayan insan nereye gelecek, İstanbul'a kaçacak? Mübadele yapıldı 24'te. Biz mübadele dışında kaldık. Oradaki Patrikhane ve efendim Rumlar mukabilinde bırakıldı. Bize sorulmadı. Ben de şu anda bayrağın altında Türkiye'de çocuklarımı okutmak isterdim. Sıkıntısız bir şekilde belki müftü olmazdım ama belki bir yerde efendim memur olurdum ama başım rahat bayrağın altında bir hayat geçirirdim. Bizi buraya sormadan bize bıraktılar. Onun için mütekabiliyet esasını kaldırmak yanlıştır. Her insan karşılıklı muameleden anlamaz. Öyle insanlar vardır da silleden anlar. Onun için mütekabiliyet esasının efendim kaim olması lazım. Evet oradaki azınlığa haklar verilsin ama buradaki azınlık da ezilmesin. Şimdi Türkiye tabii sahip çıkmıyor gibi bir kanı da çıkmasın. Allah razı olsun. Sayın Başbakanımız Cumhurbaşkanı da oldu. Tebrik ediyorum tabii. Allah hayırlara vesile kılsın. Amin. Efendim en çok başbakanlardan bunu dile getiren, en çok uğraşan ama karşınızdaki insanla anlaşamadığınız zaman sizin çabalarınız, uğraşınız maalesef havada kalıyor. Onun için herkese anladığı dilden konuşmak lazım. Ben o kanıdayım. Ki ondan sonra hayır geleceğine inanıyorum. Evet ben senin vakıflarını vereceğim, ver vakıflarımı. Çünkü Vartelemios papazın, İstanbul'daki papazın seçiminde burada müftülük sorunu vardı. Eğer o zamanın hükümeti, o zamanın efendim yetkilileri deselerdi ki müftülük sorunu çözün, papazı efendim biz de o usullere göre çözeceğiz, burada mesele kalmazdı. Ama orada efendim biz demokratik ülkeyiz, papazı seçin, istediğiniz papazı buyurun, papaz efendi sen istediğin gibi yaşa yaşa, çok yaşa. Batı Trakya'da müftülerde işte Sayın İbrahim Şerif kaç 20 küsür senelik müftü. Mahkemeler, hapisler bilmem, benim efendim önümde rahmetli olan rahmetli aga bu evde kendisinin ikamet ettiği evdi. Askılarla dövüldü, hastanelik edildi, öldürülmek istendi. Gümücüne de İskeçe'de dayaklar atıldı, hapislerde 7 ay çürüdü. Bir dava uğruna. Ama bu davayı efendim devletler sahiplenmezse bizim ancak sesim işte bu kadar çıkar. ...1940'ta yayınlanan Gurbet Hikayeleri, Refik Halit Karay'ın Memleket Hikayelerinin bir devamı niteliğindedir. Memleket Hikayelerinde memleket edebiyatını işleyen yazar, Gurbet Hikayelerinde memleket hasretini somutlaştırmıştır. Yabancılar arasında yaşarken edinilen yabancılaşma ve yalnızlık duygusu, ana dili kullanma hasreti bu hikayelerin temel konusunu oluşturur. Yeni tuttuğu hizmetçi kadına dedi ki, dilin Anadolu'ya benzemiyor.
Rumelili misin sen? Serfiçe köylerindendim. Alnımın yazısıymış, buralara düştüm. Anlıyor ki vaktiyle sarışınmış, mavi gözlüymüş. Şimdi saçları küçük aktar dükkanı bebeklerinin ne kıla ne de ota benzeyen, dokunsanız hışırdayacağını sandığınız cansız, kuru, soluk rengini, şeklini almış. Gözleri eski şekerlenmiş şuruplar kadar donuk, fersiz, katı, suyu çekilmiş. Dibe çökmüş bir gam tortusu. Bu kadar kuru, kabuğa benzeyen göze hiç rastlamamıştı. Çok sade, rahat yazılmış hissi veren Refik Halit'in bu hikayelerinde Maupassant tekniği kullanılmıştır. Semih Lütfi Kitabevi'nden çıkan gurbet hikayelerini Refik Halit Karay kaleme almıştır. Şehir merkezinde bulunan ihtişamlı bir görünüme sahip İskeçe Saat Kulesi, Osmanlı İmparatorluğu'ndan miras kalan önemli bir tarihi eserdir. Saat Kulesi, 1870 yılında Hacı Emin Ağa tarafından inşa ettirilmiştir. Saat Kulesi'nin yüksekliği 14 ila 16 metre arasındadır ve saati halen işler vaziyettedir. Toplumun ihtiyacını karşılayan ve zamanın önemini vurgulayan bu tarihi anıt, İskeçe'deki Türk-İslam varlığını sembolize eden değerli bir eserdir. 1972 yılında İskeçe Belediyesi bu tarihi anıtı Türk sanatı ve mimarisini temsil ettiği için yıkmaya karar vermiş. Ancak Türk azınlığının hassas tepkisi sayesinde İskeçe Valisi olaya müdahale etmiş ve böylelikle anıtın yıkılması ertelenmiştir. Ancak Arapça kitabesi ve kuledeki ayyıldız kırılmış ve parçalara bölünmüştür. Saat Kulesi yanındaki cami ise yıkılmış ve yerel yönetim tarafından yok edilmiştir. Saat Kulesi bugün İskeçe ilinin merkez meydanında bulunmaktadır ve pek çok ziyaretçi çekmektedir. Sevgili seyirciler, İskeçe'nin köylerinden birindeyiz. Burada bir kalabalık gördük. Festival ortamı gibi bir ortam var burada. Neler oluyor, neler olacak biz de bilmiyoruz. Şimdi sormaya gidiyoruz. Buyurun. Ne oluyor burada? Derneğimiz bugün festival yapıyor. Hangi derneğin festivali? Dolapam Derneği. Dolapam Derneği. Evet. Ne demek? Peki, neler olacak bu akşam? Buradaki aktivite hakkında bilgi verebilir misin bize? Bu akşam Dilek Koç burada. Sonra da tiyatro olacak. Geleneksel düğün nasıl oluyormuş eski zamanlarda? İşte oyun, eğleniyoruz. Eski zamanlardaki düğünler anlatan da bir piyes sergilenecek herhalde anladığım evet. kadarıyla değil mi? Tiyatro sergilenecek. Evet. Peki, kolaylıklar diliyoruz size. Kolay gelsin. Sağ olun, sağ olun. Bir
yaparlar. Yaz, kırpar kırpar yıldız yaparlar. Kırpar kırpar yıldız yaparlar. Bir soru daha hoca. Dünyanın ortası neresidir? Yaz, hocanın eşeğinin ön sağ ayağının bastığı yerdir. İnanmazlarsa ölçünler. Bir karış kısa ya da bir karış uzun gelirse eşek onların olsun. Hoca eşeğin bastığı yerdir. Bir tane daha var. Sen çok akıllısın be hoca. Bizim sınıfa gelsen hemen aferini alırsın. Son sorum da şu. Hoca, kıyamet ne zaman kopacak? Kıyamet iki türlüdür kızım. Biri küçük kıyamet, diğer büyük kıyamet. Karım ölürse küçüğü, ben ölürsem işte o zaman büyüğü kopar. Sevgili izleyenler, Batı Trakya'da festival coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Yanımızda kıymetli bir isim var. Öncelikle sizi tanıyalım. Efendim, ismim Ahmet Kurt. Aslen Mustafaşoğlu'yum. Yalnız İskiçre'de ikamet ediyorum. Aynı zamanda bu köyün Dolapan köyünde damadı sayılırım. Yani damatsınız buraya. Evet, evet. Çok güzel. Biraz özetler misiniz bu aktiviteyi? Şimdi öncelikle bizleri böyle güzel bir gecede yalnız bırakmadığınız için TRT Avaz ailesine çok çok teşekkür etmek istiyorum. Dolapan Gençlik Festivali'nin bu sene üçüncüsü düzenleniyor. Hakikaten burada bu akşam gördüğünüz gibi buradaki gençlerimizin gerçekten çok çok güzel bir özverisi var. İnşallah inanıyorum bu festivalimiz gelenek haline önümüzdeki senelerde de devam edecektir. Bilindiği gibi Dolapan köyü İskeçe'mizden merkezden yaklaşık 14 kilometre uzaklıkta Balkan köyümüzdür. Sevgili izleyenler, festival görevlilerini bulduk ve şimdi onlara soracağız. Ne oluyor burada? Bu sene Dolapan 3. festivalini yapıyor. 3. Dolapan Gençlik Festivali. Bu üçüncüsü mü? Evet, bu üçüncüsü. 2012 yılında başladık. Burada göstermiş olduğumuz şeyler örf ve adetlerimizdir. Yani örf ve adetlerimizin unutulmaması için mi yapıyorsunuz bu festivali? Aynen, aynen. Aynen öyle. Evet. Bunlar gördüğünüz bizim adetlerimiz. Evet. Bunları gittikçe kayboluyorlar. Zor zar buluyoruz. Bazı insanlarımız onları tutuyor. Bunları belki 50 evden topladık. Bir de insanlarımıza göstermek istedik. Peki örfümüzü, adetimizi neden kaybetmememiz lazım? Çünkü biz bunlarla büyüdük. Atalarımız bunlarla yani yaşıyor. Bunlarla yaşadılar. Evet. Biz de onların izinden gitmek durumundayız. Aynen. Örfümüzü, evet, adetimizi, yöremizi, töremizi kaybetmememiz lazım. Aynen. Sevgili izleyenler, az evvel çok güzel bir müzik ziyafeti veren sanatçılarımızın yanındayız. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Sağ olun, teşekkür ederim. Hemen tanıyalım sizi. Emre Çan, ben Edirne'de oturuyorum. Edirne'den geldik biz buraya. Dinleyenlere bir Türk halk müziği dinletisi yapmaya çalıştık dilimiz döndüğünce. Edirne Halk Eğitim Merkezi'nde faaliyetlerde bulunuyoruz. Yani bu bir parçası sadece ekibin. Ondan sonra işte her yöreden türküler dillendiriyoruz, dillendirmeye çalışıyoruz dilimiz döndüğünce. Ağzınıza sağlık, çok güzel oldu gerçekten. Buradaki atmosferi nasıl buldunuz? Vallahi çok güzeldi yani. Daha önceden de söyledim, hani biz böyle Balkanlara geldiğimizde, daha evvelden biz farklı ülkelere de gittik. Balkanlara geldiğimizde buradaki, yani Türkiye'nin 81 ilden ibaret olmadığını görüyoruz birincisi. İkincisi burada çok farklı hikayeler duyduk, insanları dinledik işte. Bir Hilmi abi vardı, bize biraz anlattı böyle geçmişte yaşanan sıkıntıları. Yani ben
bir Türk vatandaşı olarak çok üzüntü duydum bunlardan. İşte Bulgarlardan, Yunanlardan gördükleri işkenceleri, gördükleri zulümleri. Ondan sonra yani onların ardından bu birlikteliği sağlamak çok hoştu, çok güzeldi. İnsanların burada hep birazdan türküler söylemesi çok güzeldi her şeyden önce. O duygu da sizin türkülerinize, söyleyişinize evet, yansıdı ki biz de çok duygulandık. Evet, yani biraz gerçekten. Da yani şöyle hani bizim şöyle türküler bizim için bir araç. Yani insanları bir araya getirmekte, dertlerimizi, sıkıntılarımızı insanlara veya topluma anlatmakta bir araç aslında. Bir araç olarak görüyoruz. Eğer biz o türküleri okurken insanlar yaşadıkları sıkıntılar aklına geliyorsa ve bunu bizim söylediğimiz türkülerde buluyorlarsa işte o zaman gerçekten amacımıza ulaşmışız demektir. Ve Türkçe şarkılar Yunanistan'da olduğumuzun hani çok fazla farkında değiliz evet, açıkçası. Çok da fazla farkında değiliz. Yani şimdi Türkiye'de yaşayan veya yurt dışına çıkmayan insanlar belki çok daha farklı algılar oluşabilir kafalarında. Hani işte Yunanistan'a çıkıyoruz, dil bilmiyoruz falan hiç gerek yok. Çünkü her yerde gerek yok. Evet, her yerde Türk var. Yani buradan Kosova, Makedonya nereye giderseniz her yerde Türk var. Türk köyleri var, camiler var, ezanlar okunuyor. Bizim için zaten yani beni en çok duygulandıran bu olmuştu. Yani ilk çıktığımda bile hiç dil bilmeye gerek yoktu aslında. Yani türküler söyleyin, aynı türküleri ağlayabiliyoruz, aynı türküleri dertlenebiliyoruz. O zaman burası da bizim topraklarımız, burası da bizim insanlarımız, burada da bizim insanlarımız var. Çalışmalarınızın devamını diliyoruz başarılı bir İnşallah, şekilde. Hakikaten bu topraklarda sizden bu türküleri dinlemek çok keyifliydi. Çok evet. Teşekkür ederiz. İnşallah sağ çok sağ olun. Ben sağ teşekkür ederim. Sağ olun. Şu karşı gidana lambalar yana şu karşı gidana lambalar yana Fadime sevdiğim yalnızım Lambamış halkına da Fadime sevdiğim yalnızım Ailetme beni Söyle Söyletme beni Alçak yüksekte bele Fadime bekletme beni Alçak yüksekte bele Fadime Kıymetli izleyenler, Mustafçova Belediye Başkanı Sayın Cemil Kabza ile birlikteyiz. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasıl sizler hoş geldiniz? Hoş bulduk, sefa bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun, şükürler olsun. Sizleri gördüğümüz zaman daha da iyi hissediyoruz kendimizi. Bir mukabele. Öncelikle hayırlı olsun, yeni başkan seçildiniz. Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. İnşallah Mevlam bizi mahcup etmez. İnşallah. Evet, seçim dönemini bitirdik, noktaladık, göreve başladık. Ve hayırlısı olur inşallah. Batı Trakya'da yerel yönetim şekli nasıldır Sayın Başkanım? Zira sizin belediye başkanı seçilme sürecinizi de merak ediyoruz. Neler söyleyeceksiniz? Kalikratis adını verdikleri bir yeni bir idari plan, yeni bir idari kanunla seçimlere katıldık 2010 yılında ilk defa. Bu da Yunanistan'da bir nevi eyalet sistemini öngören bir yönetim şeklidir. Yunanistan 13 bölgeye bölündü. Bizim İskeçe, Gümülcine ve Dedeağaç yani Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının yoğunlukta yaşadığı bölgede Doğu Makedonya ve Trakya eyaletinin bir parçası oldu. Dolayısıyla bu sistem çerçevesinde Yunanistan'da 1100'e yakın olan belediye sayısı 325'e düşürüldü. Yani belediyeler arasında, küçük nahiyeler arasında birleşmeler oldu. Ve sonuç itibariyle şu anda Yunanistan'da 325 belediye bulunmaktadır. Bu 325 belediyenin 3'ü sadece Türkler tarafından yönetilebiliyor.
Batı Trakya'da belediye başkanı olmanın sıkıntıları nelerdir? Ne gibi sorunlarla boğuşuyorsun Sayın Başkan? Evet. Şimdi bildiğiniz üzere Batı Trakya Yunanistan içerisinde ayrı bir siyasi ve coğrafi konuma sahip bir bölgedir. Ayrı siyasi konuma sahip bir bölgedir çünkü burada 120 binin üzerinde Batı Trakya Müslüman Türk'ü yaşıyor. Bir azınlık statüsünde olan bir insan topluluğu yaşıyor. Ve şunu da unutmamak gerekir ki adil hizmet, eşit hizmet anlayışı Batı Trakya'ya çok sonradan gelmeye başladı. Hatta bugün dahi eşit imkanların sağlanamadığı, eşit fonların gönderilmediği bir bölgede yaşadığımızı söylemek de mümkündür. Ekonomik olarak Yunanistan zenginledi. Bu imkanları iyi kullanamadığı için de maalesef batmayla karşı karşıya kaldı. Şimdi bunun faturasını hep beraber ödüyoruz. Ha, diyeceksiniz ki geçmişte de Batı Trakya en geri kalmış, en fakir bölge miydi? Evet öyleydi, bugün de öyle olmaya devam ediyor. Bir değişiklik yok. Biz onun için yaşam kalitesini arttırabilecek projelere imza atmak istiyoruz. Bu nedir? Herkese temiz içecek suyu sağlamak istiyoruz. Herkese yol götürmek istiyoruz. Asfalt yapmak istiyoruz. Şu anda Türkiye'deki belediyelerle kıyaslamaya kalkarsak, Türkiye'deki belediyeler son 10 yıldaki hamlelerden sonra artık sosyal belediyecilik anlayışını oturtmuşlar ve sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet ediyorlar milletimize. Evet. Neden? Çünkü temel ihtiyaçları gidermişler. Şimdi biz maalesef şu anda sosyal belediyecilik anlayışını sadece düşünce aşamasında tutabiliyoruz. Evet. Neden? Çünkü öncelikler daha oturmuş bir altyapı yok diyorsunuz. Bizim bölge için öyle. Evet. Yani hala suyu, temiz içme suyu olmayan bölgelerimiz mevcut. Elektriği olmayan bölgelerimiz mevcut. Bir çöp sorunu var. Yol sorunu var. Diyeceksiniz bir etkinlik yapacaksınız, kapalı alanınız yok. En önemlisi bir belediye binamız bile yok. Bizim Mustafaköy Belediyesi şu anda kiraladığı bir yerde hizmet veriyor. Son olarak Türkiye'ye neler söylemek istersiniz? Türkiye'nin barış ve huzur ülkesi, başarı ülkesi olması bizim için de önemlidir. Yunanistan için de önemlidir. Balkanlar için de önemlidir. Belki bütün dünya için önemlidir. Kaldı ki Türkiye şu anda Orta Doğu'nun en önemli ülkelerinden birisidir ve de kanımca itfaiye rolünü de üstlenmiş durumdadır. Etrafta bir sürü ateş var. Bu ateşlerin alevlenmesinden çok söndürülmesi için bir rol üstlenmiştir. Dünya barışı için de, Orta Doğu'da sağlanacak barış için de önemli bir ülkedir Türkiye. Türkiye'nin istikrarı hepimiz için önemlidir. Onun için biz Türkiye'nin böyle devam etmesi için zaman zaman dua da ediyoruz. Batı Trakya Türklerinin kalesi Şahinköy'ü, İskeçe ilinin Mustafçova ilçesine bağlı Dobrivor Dağı'nın eteklerinde kurulu bir köy. Şahinköy'ü asırlardan bu yana inancını, manevi değerlerini korumayı başarmıştır. Köyün Osmanlı döneminden miras kalan tarihi camilerinde okunan ezan hiçbir zaman susturulamadı. Allahu Ekber, Allahu Ekber! Yaklaşık 5000 nüfuslu köyde 3 cami bulunuyor. Camiler günün her saati açık. Osmanlı kayıtlarına göre Şahin, 1360'lı yıllarda bölgeyi fetheden Lala Şahin Paşa tarafından kurulmuştur. Şahin Paşa, Robçoz ve Nevrokop bölgelerinde Bogomilist 6-7 bin kadarlık Slav gruplarıyla karşılaşmıştır. Bu Slav Bogomil boyları Müslümanlaşarak bölgede tek bir yere toplanmış ve buraya da Şahin Paşa'nın adı verilmiştir. Şahin Köyü'nün en mühim yapısı Sultan Abdülhamit'in yaptırdığı Hamidiye Köprüsü. Köprünün ay yıldız ve Hicri 1318 tarihli kabartmalarının üzeri her ne kadar boyayla kapatılmak istenmişse de varlığını sürdürüyor. Sevgili seyirciler, İskeçe'ye geldiğimizde dediler ki,
Şahinköy diye bir köy var burada. Oraya gitmeden sakın Batı Trakya'ya gittim, İskeç'e gittim demeyin. Biz de çıktık hemen geldik. Nasıl bir yermiş diye. Belediye başkanımız da yanımızda. Sayın Mustafa Cukal. Merhabalar Sayın Başkan. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk başkanım. Nasılsınız öncelikle? Teşekkürler, çok iyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Hamdolsun. Sizi gördük, bu güzel Türk köyünü gördük, daha mutlu olduk. Eyvallah. Bu köyü bu kadar özel kılan nedir? Bu kadar kilometreyi biz niçin yaptık? Sizden dinleyelim. Biz gördük göreceğimizi ama izleyicilerimiz için bir anlatın bakalım Sayın Başkan. Bu köyü özel kılan insanlarıdır. Batı Trakya'nın tarihinde mücadelelerde her zaman ön planda olmuş insanlarımızdır yani. O yüzden özelliği budur. Çalışkan insanlarımız, milliyetine, dinine sahip bağlı insanlardır. Bunlar özel kılan budur. Yani bir beldeyi, bir köyü değerli yapan, oraya insan gelmesini sağlayan sadece yapıları değil aynı zamanda insanlarıdır. İnsanlarıdır, evet. Şahinköy'ün biraz bize tarihinden bahseder misiniz? Bir rivayetlere göre Lale Şahin Paşa'ya kadar uzanan bir tarihi var. Yine rivayetlere göre Şahin adı Lale Şahin Paşa tarafından konulmuştur. Tabii kayıtlı tarihimiz yok çünkü özellikle 40'lı yıllarda buradaki belediyelerimiz kayıtlar hepsi yakılmış. Öyle ama odur. Dolayısıyla uzun bir tarihi olan bir köydür. Aslında 1930'lu yıllardaki fotoğraflarına bakarsanız Türkiye'deki bir Safranbolu'dan farkı yoktur. Eski evler resmen Safranbolu'ya benziyor yani. O eski evlerden hala ayakta olanları da var tabii. Birkaç tane var maalesef. Yer sıkıntısından dolayı şu anda beton arama binaları yerlerini bırakmışlar. Kaç nüfus var Sayın Başkan? 2011 sayımına göre 2500'e yakın bir devam mükim olan soydaşımız var burada. Eskiye oranla nüfus sayısı arttı mı yoksa? Son yıllarda bir stabil oldu yani. Aha. Durdu bir evet. Özellikle son yıllarda bir de şey göç var, veriyoruz. Türkiye'ye göç var. Onun dışında ekonomik krizden dolayı Avrupa ülkelerine özellikle Almanya'ya göç var. Dolayısıyla maalesef yeterince artış yok. İskeçe'nin Şahinköy'ü meşhur. Şahinköy'ün nesi meşhur başkanım? Şahinköy her şeyiyle, insanıyla, doğada burada bulunan yeriyle, her şeyiyle meşhur yani. Böyle buraya gelip de memnun kalmayan yok. Çok misafirperver insanımız var mesela. Buraya misafirler ağırlanmadan salınmaz yani. Biliyorsunuz Türkiye'den çok misafirimiz oldu. Bakanlar buraya ziyaret etti ve en iyi şekilde karşılandı. Tabii ki biz bunu bir görev addediyoruz ve yine de her zaman misafir bekliyoruz yani, özellikle ana vatandan. Memleket isterim. Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim. Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim. Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim. Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet, ölümden olsun. Eski adı Eskice, yeni adı İskeçe olan Batı Trakya'nın bu şirin şehrindeydik bu hafta. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce tarihi ve kültürel özelliklerini anlatmaya çalıştık ve devam edeceğiz önümüzdeki hafta Batı Trakya'yı dolaşmaya sevgili seyirciler. Haftaya aynı saatte TRT ekranlarında buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun. Eski adı Eskice, yeni ismi İskeçe olan Batı Trakya'nın bu şirin kasabasındaydık. Kasaba dediğim çarpılacağım.